Buyurunuz efendim. Ne yapıyoruz yahu? Yapamayacağım. Allah Allah. Kapatın kameraları. Yapamayacakmış. Yapamayacakmış. Beni niye çağırdın o zaman? Keşke çağırmasaydım. Ben Zoom'dan katılırım evden. Yapamayacağım ama iyi ben de pijama alayım zaten. Niye böyle bir şey yaptık ya? Niye ya? Güzel yaparsın her şeyi yaparsın sen. Yaparım değil mi? Tabii ki yaparsın. Benden memnun kaldın mı? Bak, senin oynadık. Enerjin yeter. Senin güzel bir enerjin var. Yüksek bir enerjin var. O enerjin yeter senin. Dur böyle yeter. Vallahi. O aynen. Zaman sen konuş. Ben konuşayım canım. Evet. Neler yapıyorsun? Biraz kendini tanıtır mısın bana? Neler yapıyorsun? Ay, iyi yaptın. İyi ki geldin. Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım benim. Çok özledim. Çok zayıflamışsın. Çok güzel olmuşsun. Evet. 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 Karakter olarak. O şakanı yapmak ister misin? Ketojenik. Ketojenik. Evet ya. Bu yeni buldum bu mottoyu ya. Dün akşam geldi aklıma. Ketojenik beslenmeye geçtim sevgili arkadaşlar. Merak ediyorsanız ondan zayıflık mayıflık konusu budur yani. Böyle 2x large giyiyorken şu anda small giyiyorum. Bu ketojenik beslenme meselesi gerçekten beni sardı. Böyle oradan gidiyorum. Ketojenik beslenmeyle ilgili bulduğum motto da beslenirsen ketojenik olursun fotojenik. benim şeyimden onu kullanabilirler. Evet yani benim şeyimden onu kullanabilirler. Böyle bir mottom var benim şu anda. Bunu hep yapacağım. Şakanı çalacağım ama yayınlamasak iyiydi aslında. Olsun ya, anonim. Şiir gibi düşün. Şiir Pablo Neruda öyle der ya. Şiir ihtiyacı olanındır yani. Onun için istediğiniz gibi şaka kullanabilirsiniz. Şakalar da öyle. Bence o de. O zaman ben gece sempozyumunda yaptığım birkaç şeyi bazı oyunlarımda kullanabilir miyim? Lütfen. Rica edeceğim. Lütfen. Lütfen. Afişi küçük bir yere kenara sağda. Bunda güven yapmışsın. Special thanks. Special thanks. Ya ne güzel oyundu. Ya oyuncular böyle değil mi ama hep çok önemserler ya her şeyi böyle. Hep kenara adımı yazsana falan. Sende yok mu? Sen o kadar önemsemiyor musun? Ya oraları biraz yönetmeye çalışıyorum. Çok çok kolay yerler değil tabii yani insanın hayatta oraları yönetmesi. O ego meselelerini falan. Ama yönetmeye gayret ettiğimi düşünüyorum yani. Onlar önemli. Yani çalabilirim. Çalabilirsin tabii. Bak bu ego ile ilgili, bak oyuncu ve egosu ile ilgili küçük bir şey sana anlatayım hemen. Sohbette hızlı hızlı ilerlesin böyle bir bakalım. Aa bitti falan diyelim. Tamam mı? Şimdi İngiltere'de yaşlı bir aktör küçük bir tiyatroda iş buluyor. Tamam mı? İngiltere'de böyle şeyler, kanallar var Londra'da işte. Kanallardan geçiyorsun böyle şeyler taşınıyor. Teknelerle yükler taşınıyor. O teknelerden birine ricacı olmuş yaşlı aktörde. Uzakta bir yerde tiyatro. Rica etsen beni de götürür müsünüz demiş. Kaptan gel atla demiş falan filan. Gidiyorlar. Giderlerken de böyle çeşitli duraklarda yukarıdan seslenirler. Yükün nedir diye. Yükün nedir diye bağırmışlar. İşte adam da demiş ki bir tezek taşıyormuş. İşte bir parça bok ve bir aktör demiş. Geç demişler filan. İkinci yere gelmişler. İşte yükün nedir? Bir parça bok ve bir aktör filan. Bir daha geçmişler filan. Üçüncü yere yaklaşırken nazikçe dokunmuş kaptana bizim yaşlı aktör. Rica etsem önce benim adımı söyleyebilir misiniz? Bu iş buraya kadar vurur arkadaşlar. Yani bir parça bok ve aktörü ne almak istiyor? Ya ama işte acaba bu öğretiliyor mu yoksa insanın kendi doğasında olan bir şey mi? Sadece aktörlükle ilgili bir şey mi sence? Ya aktörlük çok göz önünde olmak, yani beğenilmeye tabi bir iş olduğu için hı-hı. Yani hep seçilen olmak durumundasın. Seni yani bir yönetmen seni kastedecek, beğenecek, seni sana rol verecek. Dolayısıyla yani tabii ki sen artık sen de karar verdiğin aşamalara da geliyorsun hayatında belki ama belki de en başından beri sen o aşamalardasın. Hayır, ben belki, hala audition'a giriyorum. Hayır, bazı ruhlar var, bazı oyuncular var, bazı karakterler var. Yani onların meslek yılları çok olmasa da onlar kendilerini öyle hissedip ta en başından itibaren ben seçerim, ben de seçerim diyebilirler yani. Ama mesela seçilmezsen bir rol için üzülür müsün? Üzülüyor musun? Öyle bir şey yaşamıyorsundur belki uzun. Yani ben öyle bir şey yaşamadım şimdiye kadar ama yaşarsan üzülürsün hep herhalde. Hep seçildim. Yok yani şey oldu. Ben öyle gelişti hayatım. Hayır yani ben çok şanslı girdim sinemaya. Masumiyet gibi bir filmle evet başladım. Evet ya şimdi Z kuşağı bile başladım. Sana hayran o filmden dolayı. Biliyorsun bizim asistan çocuklar Güven Kıraç'la birlikteyim şu anda. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani ben şanslı başladım işin özü. Bizim işlerimizde ne yazık ki hakikaten şans faktörü de var. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi sana çok küçük size yani bir anekdot anlatacağım. Seni utandırabilirim. Tamam. Ben şapkamdan böyle kapatıyorum. Yok şimdi aramızda çok yaş farkı yok. Yanlış anlaşılmasın da. Şimdi biz gençken aradaki yaş farkı daha hani küçükken daha çok şey oluyor ya açık oluyor ya. Senin aramızda yaş farkı vardı yani, bu arada. Var da ya o kadar da çok değildir yani. Ne kadar lazım sana? Ben rakam alayım ona göre şey yaparım. Bir ayarlama bir şey yaparız evet. Şimdi ben lisedeyim falan oyuncu olmayı istiyorum. Öyle bir hayalim var. İşte kuzenim var Tuğçe. Onunla o bize gelmiş böyle işte bunu bana Tuğçe hatırlattı. Biz gece sempozyumu oynadığımız dönemde. Ben unutmuşum. Bir gün işte böyle mumları yakıyorduk. İşte yerde oturuyorduk böyle Fikret Kızılok dinleyip hayal kuruyorduk falan.
Ondan sonra bana şey sormuş işte, hani oyuncu olmak istiyorsun ya, işte en büyük hayalin nedir? Kiminle oynamak istersin? Ben kim demişim? Kadir İnanır. Güven Kıraç. Gerçekten mi demişsin? Evet. Ay tebrik ediyorum seni. Şuralara tufan nasıl bir şeyler yaptım. Evet, hiç tevazu gösteremeyeceğim. Çok doğru demiş tabii. Yani. Ve ben bunu unutmuştum. Artık ne yaptıysan, yani nasıl görünümü kazandıysan bilmiyorum. İşte herhalde beğendin bir filmde. Ama bir filmde şey beğendin muhtemelen. Yani, tiyatroya gelmemişsindir bir oyunuma. Yok hayır, Ankara'da yaşıyordum. Yani belki turneye gelmiş misindir? Yani onu hatırlamıyorum turneye gerçekten. Turneye de gelmiş olabiliriz. Ama şey, ya bunu bana hatırlattı ve ben çok duygulandım. Güvenli olsaydı da aynı oyunda oynuyorum. Yani zaten seni çok seviyorum. Yani. Bütün hayaller çökmüş, her şey gitmiş. Aynı oyunda oynuyorum da hiç öyle değil. Ve çok pişmanım ve bunu bana hatırlattı. Ve kavga ettin değil mi kuzenim? Hayır yani düşünsene, bir hayalim gerçekleşmiş, haberim yok. Haberin yok. Bak farkındalık çok önemli. Yani evet, yani ne, teşekkür ne hayal kurduğunu dikkat et derler ya, bilmiyorum. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Ol. Evet evet. Bir adım sonrasını merak ediyorum ben sendeki. Yani hayallerin nereye geldi? Yani, onu da off the record söylersin herhalde. Söyleyeceğim. Birkaç aktör var kafamda. Korkarım olacak yani, bence olacak sanki. Olacak mı? Olacaktır yani diye olacak düşünüyorum. İnşallah sen olduğuna göre, yani senin aynı oyunda oynadığımıza göre. Vallahi iyiydi. Güzel oldu oyunda. Ben de çok mutlu oldum. Oyunda kullandığın saati takmışsın. Evet, bugün onu taktım buraya özellikle geldim. Evet, fark ettim. Ya oyun güzel bir oyundu. Ben çok mutluluk duydum onun içinde bulunduğum için. Çok değişik bir şey vardı çünkü, teksti vardı. Mesut'a buradan selamlar. Selamlar. Yok, Mesut'la konuşuyoruz hep. Yani sen evet, de konuşuyorsun. Evet. Ama işte bu pandemi meselesi. Yeni şeyler yapacaktık. Yani yapacaktık. Yaparsa, yapacağız gene. Hayır yani bizi da arar yine herhalde diye düşünüyorum. Arar ya, arar. Çünkü ondan kimse çalışmak istemiyor. Anladın mı? Yani zaten bize mahkum yani. Anladın mı? Yani onu seven bir elin beş parmağını geçmez herhalde. Sen, yani ben. Sen, ben, Fikret Hakan var. Fikret Hakan rahmetli oldu. Evet. Evet yani. Çok fazla insan yok zaten. Bir şey söyleyeceğim. Gece sempozyumunda şimdi sana bir oyunda şey olmuştu ya. Şu an. Açıldı değil mi? Tabii. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Kostümün azizliğine uğradı. Yok, bir şey söyleyeceğim. Kostüm arkaya, pencere açıldı. Evet. Ay, hatırlayın. Korktum. Böyle şey, tabii bundan 22 ama, kilo fazla. Evet, 22 kilo fazlaydım. Bir de şey ama oturup hani böyle yoyo gibiydim yani. Otur kalk, otur kalk falan. Ben de neyime şeyse yani. Ama yani 22 kilo fazla bu halinden ve ya vücudun inanılmaz kullanıyor. Hiçbir bok, hiçbir bok, hiçbir evet, bok mu diyordun? Hiçbir bok diyordum. Hiçbir evet, bok, hiçbir bok. Biz hiçbir de o bok sırada böyle şey yapıyorduk. Dans ediyorsunuz falan, şarkıcı. Akapellanız var. Akapellamız. Sonra sen devam ediyorsun işte. Hiçbir bok dekor içinde zıplaya zıplaya gidiyor. Bu kadar çok bok bok dersen tabii ki ondan sonra adrese gider olay tabii yani. Cart dedi. Cart diye açıldı. Allah'tan sonra finale doğru mu? Bir yerlere doğru bir şeydi. Dönüş. Bir arada hep ben korudum orasını artık ondan sonra. Hayır, bir de böyle. Hep halkamı kolladım. Elinde böyle tutmuş. Böyle yapıyor. Neyse, oyun kaldırıyordu bunu. Bir de giderken böyle yapıyor. Tabii, madem bir şey oldu bari üstüne gideceksin. Bari seçili olsun. Hayda, bari onu kullan. Yani madem bir şey oldu onu kullan. Falan diyor böyle. Evet. Bir evet, de evet, böyle tutuyor o yırtığı. Evet. Bir de arada da kaçırıyor arada böyle. Arada atıp yapıyorum arkadaşlar tabii. Ay çok fenaydı ya. Bu en sevdiğim şey ya. Oyun işte hani olan bu şey. Ama böyle bunun dışında buna ben tanık oldum. Ama senin sahnede sıçma hikayen var mı? Ya vardır bu kesin. Çok kadar olmadı. Yok ya da yani ne bileyim, böyle Adana Devlet Tiyatrosu'nda sanatçıyken bir ara benim Devlet Tiyatrosu maceram var. Sonra istifa ettim hızla oradan. Bir tek Adana'da mı çalıştın peki? Konservatuardan sonra ben Londra'ya gittim. Orada yerleştim. Orada çalıştım falan. Sonra döndüm Türkiye'ye. Döndükten sonra Devlet Tiyatroları sınavı açmıştı. O sınavlara böyle kendimi girerken buldum. Çünkü çok girmek istemiyordum. Arkadaşlarımın biraz manevi baskılarıyla oldu bu. Neyse, sonuçta sınavı kazandım ben. Ve beni Adana'ya tayin ettiler. Ve Adana'ya gittim. Adana'da çalıştım 1,5 sezon falan. Bayağı sonra bana uygun olmadığını anladım. Yani hem o taşrada çok kalmak istemedim. Yani büyük şehir bile olsa, İstanbul olmadığı için. Hem de zaten sinema yapmak istiyorum, başka şeyler yapmak istiyorum. Sadece tiyatro yapmak bana yetmeyecekti. Dolayısıyla istifa ettim. Geldim. Oradayken başıma gelen bir şey oldu ya. Yani bir çok Ocak diye bir oyun oynanıyor Turgut Özakman'ın. Çok gergin bir sahne. Dram. Dramın da dramı. Dramın dramı. Jiletler dağıtıyor seyirciye. Evet. Öyle. İşte Safiye diyecek gelecek bu sene. Raif abi var. Rahmetli Raif İkbetçam. Safiye diyecek gelecek. Kızacak var evin annesine falan. Biz de oradayız. Fasiye dedi. Şimdi Fasiye deyince herkes koptu. Herkes döndü arkasını. He, böyle vibratöre bağladı herkes. Herkes böyle titriyor. Perde kapattık böyle. Tabii tabii. Sonra tekrar açtık. Evet. Vibratörler dağıldı. Dram bir de. Dram ya. Dram olunca tabii hepten işiniz var. Yanlış mı söylüyorum? Başka bir oyunla karıştırdım.
O geyikler lanetler mi acaba? Şey, bir kahve Murat koyayım. Murat koymak istiyorsan koy. Bir kahve mi koyayım, su mu koyayım, vereyim bir şey. Koy, ver hadi ver. Aa. Bir kahve ver, su ver. İnşallah. Çok mutluyum, seni çok seviyorum. Ay canım, ben de seni çok seviyorum. Evet. Sen anlat ya, sen bana bakma. Anlatayım, ne anlatayım valla. Şimdi bu dönemde böyle YouTube şeyleri başladım. Güzel de bir şey bir taraftan. Yani büyük bir özgürlük. Ondan sonra şey, herkes kendi içinde, kalbinde, gönlünde yatan her şeyi özgürce yapıyor. İşte her... de biliyoruz mesela. Hayır, bir de yani şey, açık alan. Evet. Kim alır, kim almaz, kim sever, kim sevmez. Bırak insanlar kendileri karar versinler. Evet, yani bir dayatma değil. Hı-hı. Hani şimdiye kadar hep bir dayatmaların içinde geçti insanların ömrü. Televizyon gibi bir dayatmanın, evet, içinde. Hep haberi de oradan seyret, spora da oradan bak, eğlenceyi de oradan bak falan filan. Şimdi artık herkes özgür yani. Onu oradan seyredeyim, bunu buradan seyredeyim. Ay buradaki bu güzel, oradaki o güzel. Çok özgür bir alan, çok güzel bir şey. Ben seviyorum bu şey işlerini, dijital olaylarını. Var planların, programların var. Bekliyoruz. Var, yapacağız inşallah ya. Gene Erkan Can'la. Böyle Erkan Can'la bir şey olduk yani. Bir ikili olduk. Güvenli Erkan'ın aboneleri benim de kanalıma abone olursa. Bizde de sanki 3 milyon var falan. Olsun. Yani, olsun, ne olacak? Paylaşalım yani. Atmasa damlar. Doğru söylüyorsun. Ay çok zor bir şey bu abone artırmak. Her gün bakıyorum sayısına. Evet ya. Ya o da çok insan tutulur ona yani vallahi. Neyse bakma, bu senden ümitliyim bak. Öyle mi diyorsun? Ben de en fena şeyi getirirmişim bu arada. Abone şey hiç gelmez. Geri çıkıyormuş, çıkıyormuş takipçiler. Çıkanlar takipten olurmuş falan. Ay canım benim, ama güzel bir anı olacak bir kere. O yüzden de çok mutluyum. Evet, bir arşiv değeri var yani. Her ne tarafından baksan. Mesela bir arşiv değeri var. Bir şey söyleyeceğim. Heh. Şimdi senin böyle oyunculukla ilgili bana tavsiye edeceğin bir şey olur mu? Aşka asla. Haşa ya, sen ben oyuncu değilim. Ne tavsiye edeceğim sana? Ne tavsiye edeyim ben sana şimdi? Doğru sen haklısın. Koskoca oyuncusun artık yani sen. Aktrisin. De iyi bir oyuncusun. Benimle ilgili planlarım vardı. Var, hala var. İşte pandemi şey olsa. Ya oynayacağız değil mi yeniden? Bir oynayalım. Tabii ki oynayacağız yani. Seninle oynamak çok zevkli. Ben de çok mutlu oldum seninle oynadığım için. Onun için kafama yazdığım, kertirizlediğim oyunculardan bir tanesi sensin. Seninle oynamak çok istiyorum yani. Buradan kameralar huzurunda söylemiş olayım. Bu kayıtlara geçti. Geçti. Teklif aldım, evet, fark ettiniz. Evet. Oyun yok ortada ama. Olsun, buluruz. Onu da buluruz ya. Buluruz ya. Tamam. Partner bulmak daha önemli. Oyun bir şekilde araştırılır. Ya böyle metin mesela oynadın beraber, bir süre oynamak zorunda kaldın ama o partnerine gıcık oldun falan. Öyle biri oldu mu? İsim verme de. Ne yapıyorsun öyle bir şey olduğunda? Nasıl başa çıkıyorsun? Valla ben çok formal davranırım. Yani çok ne diyeyim, hani tam İngilizce friendly davranan insanlar olduğumuz için normalde. Sen de öylesin aslında. Çok içten ve samimi davranan gereksiz insanlarız. Gereksiz samimiyim ben. Orayı da belki doze etmek de lazım. Şey yaparım tamam. Yani daha formal davranırım. Gene yüzümden güleceğimi eksik etmem yani. Yani kimseye böyle somurtuk davranmam. Yani, olmuştur. Şimdi tam isim bilmiyorum ama olmuştur yani. Duygusu var bende şu anda içinde. Hani öyle sevmediğim, hoşlanmadığım insanlarla aynı iş ortamında bulunmak durumunda tabii ki kaldım. Ama formal sevip, davranıyorum. Böyle sevip anlaşınca o senin performansın da işin coşuyor, şeyi de daha tabii yüksek oluyor değil mi? Yüksek oluyor. Tabii daha yüksek oluyor. Ben şeyi çok seviyorum. İyi oyuncuyu çok seviyorum. İşte bazılarında vardır o, bazen hasetlik olarak falan çıkar. İyi derken sevmez. İyi yürekli. Hayır yani iyi oyunculuk kumaşı, iyi yüreklilik sonra gelir ama ya iyi oyuncuyu ben çok seviyorum. Yani ben onu seyrediyorum, ona hayranlık duyuyorum. Onunla olduğum için şanslı hissediyorum. O beni de çoğaltıyor. Çünkü öyle bir kimya işi bu iş. Yani sen öyle riyasız baktığın zaman ben sana riyasız bakabiliyorum. Kafanda daha böyle çok. Şununla... Ha tabii belli bir meslek yılını geride bırakınca sen kendi işini de kendin hallediyorsun. Karşısından çok top gelmese de sen güzel squash gibi kendini güzel vuruyorsun yani havalı. Ama tabii orası da iyi tenis oynarsa o tadından yenmiyor. O seyri daha güzel bir şey haline geliyor tabii ki. O seyri artıran bir şey, seyir zevkini. Peki böyle kafana ya şununla da bir oynamadan ölmeyeyim falan dediğin oyuncu var mı? Yok hemen birçok insanla oynadım gibi sanki ya. Benimle de oynadım. Evet. Yani kendim için. Yani benim için mesela Şener abi vardı. Şener Şen'le oynasam derdim. Şener Şen'in oğlunu oynadım. Şimdi bir film çektim. Bir müzikalde birlikte oynadım falan. Yani işte öyle şeyler yani Haluk'la da oynadım. Ne bileyim Zuhal'le de oynadım. Biz birçok sevdiğim iyi oyuncu kategorisindeki insanlarla bir arada iş yapma şansını elde edebildim. Her şey normale dönsün. Tekrar evet. Sahneye çıkalım. Özlüyorsun değil mi sahnede olmayı? Özlemez miyiz ya? Sahne başka bir şey yani. İşte biz de en son Vahşet Tanrısı oynuyorduk. Evet. Yasmin Reza'nın. O da yarım kaldı bizim için. O da şimdi İnanılmaz bir seyirciniz yani. Vardı. Evet, hiç doluydu. Boş görmedim salonu. Full. Yok, full gittik hep ya. Çok güzeldi.
Şimdi gene konuştuk işte Dastas'la dün aradılar. Belki olabilirse yaz turneleri. Yani herkesin aslında açık şu havada. Anda şey açık havalar. Tabii yaz. Yazın bu kaybettiklerini biraz geriye koymak. Yani hem maddi olarak hem manevi olarak tiyatroların çok ihtiyacı var. Öyle bir durum var yani. Yaza. Yaza bir patlama bekliyorum ben. Seyirci alışkanlıkları ne durumda olacak onu bilmiyorum. Yani büyük bir tedirginlik mi yaşayacaklar, gelmeyecekler mi? Yoksa büyük bir özlemle maskelerini takıp dolduracaklar mı? Göreceğiz. Ama biz maskeli de oynadık, doldurdular. Ya yarım gelecekler kapasite. Bence. Gelecekler. Bana da öyle geliyor. Yani bana da öyle geliyor. Daha rahat gelecekler. Sadece her oyun açık havada oluyor mu sence? Yani her oyun, yani ben açık havada oynarken biraz zorlanıyorum. Ya bazı böyle bazı böyle az kadrolu, daha intim, daha küçük salonlar, daha yakından seyredilmesi gereken oyunlar var. Onlar daha zorlanırlar tabii büyük metrekarelerde, büyük salonlarda, açık havalarda falan. Ama genel olarak tiyatrolara açık hava oyunları iyi gelir. Yani. Ya böyle oyunun hani tarzı, seçilen metin yani. Tabii onlar önemli. Falan hani önemli oluyor. Her oyunu açık havada izlemek benim hoşuma gidiyor. Oynarken de böyle hani bir konsantrasyon eksikliği oluyor mu acaba gibi endişeye kapılıyorum ben. Ama her oyun için geçerli değil. Her oyun için geçerli değil ama bazı metinler için tabii geçerli, doğru söylüyorsun yani. Ama Vahşet Tanrısı güzel olur. Vahşet Tanrısı olur. Olur olur. Oldu zaten ya, oynadık bayağı. Açık, nerede oynadık açık havada? Suat Taşer'de oynadık İzmir'de. Ha, çok güzel. İzmir açık havada oynadık. Yaz gelsin hadi. Yaz gelsin sahneye vallahi çıkalım ya. Ya. Çok özledim gerçekten. Bence seyirciler de özlemiştir diye düşünüyorum ben. Çünkü onların da elinden bir şey gitti. Bizim elimizden oynamak zevki gitti. Keyfi gitti. Onlar için de bir şey, bir kayıp var. Bu arada resim yapıyor musunuz? Tabii set yoğundu ama sen... Set yoğun olduğu için bu hani 7-8 aydır ben tabii resim yapamadım. Pandemi belki hani insanlar böyle bir takım yeteneklerini hani keşfetmeye başladılar ya. Bu sen uzun zamandır yapıyorsun da tabii ki. İnanılmaz resim yapıyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. Üçüncü sergiyi açacağım Viyana'da. Sergiyi tam Kasım'da yapacaktık. İşte pandemi gene ikinci kapanma olunca kaldı ama yapacağım. Peki disiplinler arası bir şey düşünür müsün mesela? Resmin, tabii, tiyatronun, düşünürüm. Müziğin falan yapacağım. Zaten şeyle öyle bir şey planlıyorduk Mesut'la biz. Mesut'la planladığımız şey... Beni hiç şey, aramadım ben yine. Mesut'la yapacağımız şey bir tane şeydi. Tek kişilik bir şeydi. O da gene böyle disiplinler arası bir şeydi. Ama kaldı. Yani o da böyle gene hologramlı falan bir şeydi böyle. Bir de Black Clown hikayemiz var. Yani öyle bir şey düşünüyordum. Nerede o genç arkadaş? Nerede o genç arkadaş? Emre yazmadın. Emre nerede? Emre nerede? Bu da Emre. Ama Black Clown fikri çok iyiydi senin için. Evet. Yani mutlaka yapmalısın. İşte onun gerçekten bir araya gelip bir şeyini yapsak, bir sohbetini yapabilsek, bir oradan bir şeyler, kapılar açılsa belki biraz metin olarak falan yapılabilir yani. Ne yapılmasın, doğru. Gözümde çok canlandırmıştım. O zaman çok heyecanlanmıştım senin evet, adına. Evet. Ya şu an bir de bedenini daha da iyi kullanabilecek durumdasın. Evet. Çok iyi olur. Ben jimnastik yaptım daha önce. Evet. Belki o jimnastiğin bir altta kalan bir şey olabilir, bana mirası olabilir. Kızın da yapıyor mu Maya? Ay kızım benim çok tatlışkom. Ya. 6 yaşında Maya. Müthiş bir çocuk. O da güzel resim yapıyor. Çok güzel resim yapıyor valla. Resim çok seviyor. Tatlı bir şey. Çok tatlı. Heyecan bize. Mayuşka. Oyuncu olur mu? Vallahi olur. Gerçekten. Yani bunu söylemekten hep imtina etmişimdir. Böyle kendi yani çocuğuyla ilgili konuşmak hiç bana iyi gelmez. Ya, hoşuma gitmez daha doğrusu. Gene de hep böyle şey büyük iddialı cümleler kurmamaya çalışıyorum. Ama görüyorum ya. Herkes görüyor ki bir oyunculuk kumaşı var. İster istemez bir şey var çıkmış. Yani gen hakikaten yetenek var galiba. Var. Yani öyle bir şey oynuyor ki, öyle bir şey ekte ediyor ki. Sen oluyor, dışına çıkıyor, kendi oluyor, anlatıcı oluyor, anlatıcıdan da çıkıp bir an onu oynayıp oradan tekrar, yani virtüözik bir şey yapıyor. Böyle bir şey yapıyor. Ya işte onların çok şeyinde var işte herhalde, çocukların birçoğunda, hamurlarında var. Yani Picasso'nun çok sevdiğim bir lafı vardır. Herkes sanatçı doğar, bazıları ömürlerinin sonuna kadar sanatçı kalmayı becerir der. Böyle bir şey aslında herkesin gerçekten ilk çıktığı, yola çıktığı hani bebekliğinde, şeyinde, çocukluğunda mutlaka şey var. İçinde bir sanat tarafı var. Kiminde müzik var, kiminde resim var, kiminde belki bir çamuru yontma yeteneği var. Var ama yani herkeste. Peki sen geliştiremediğini düşündüğün bir yeteneğin var mı? Mesela resim çok iyi yapıyorsun. İşte yani tiyatro zaten bir sürü şeyi içinde barındırıyor. Müzik, dans vesaire ama. Evet ama müzikten mesela çok uzun süre ayrı kaldım. Şimdi mesela yeni şey çalışmalarına başlayacağım. Tam piyanoyla müzikallerin çalışmalarına başlayacağım. Hmm. Bir şey için değil, kendim için. Evet. Biraz orayı tekrar bir şey yapmak istiyorum. Evet. Peki. Çünkü bir oyun fikirleri var kafamda dolan. Senfoniyle yapmak istediğim.
böyle yani ben seni işte hani çok uzun bir süre çalıştık falan kulis muhabbetlerinde insanı tanıyorsun ama böyle hiç bilmediğimiz sıra dışı bir yeteneğin var mı? Çok merak ettim. Sıra dışı yeteneği var mı? Ben sana hazırladım da sıra dışı bir yeteneği. Neymiş mesela acaba? Dur bakalım sıra dışı yetenek. Allah Allah. Mesela ben ağzım kapalı konuşabiliyorum. Ha, vantrologsun yani. Vantrologluk yapıyor. Ben vantrologluk yapamıyorum. Mesela yok mu senin belki... öyle sıra dışı bir yeteneğin? Ben nedir sana ya? Bir şey yapayım mesela, bir şov yapayım. Hazırsan. Hazırız. Bunu çok merak ettim. Çok merak ettim. Ay vallahi merak ettim. Haydi bakalım. Şarkı mı söylesem? Dur. Şarkı söylüyorum. Ha. Ağzım kapalı şarkı söylüyorum. Bravo! Vallahi bravo. Salkım Hanım'ın Taneleri filmine gittik şimdi de. Buraya arada Salkım Hanım'dan parçalar koyarsınız. Super! İşte benim olduğum taneleri koyun. Olur mu? Eyvallah. Öğretebilirim. Çok mesela. İyiymiş ya. Yani benim bir şey söyleyeceğim, yani bu şekilde konuşup bariton falan olmak mümkün değil yani. Hep tenor. Ama iyi ses. Hatta alkolik tenor. Ses rengini alkolik tenor. Sıcak bastı bana. Ama şey, güzel ses açıyor bak, kafa sesi, tamam mı? Çok güzel bir egzersiz. Güzelmiş valla. Ben kendimde bunu bulabildim. Bir de gamzemde leblebi taşıyabiliyorum. Başka da sıra dışı yeteneğim yok. Benim de gamzem çıkmaya başladı yeniden. Evet. Ben de onu keşfettim. Sıra dışı bir yetenek olarak. Yani gamzem tekrar geri geldi. Gamzem flashback yaptı. Eğer o şeylerin arası, yanakların arası şey oluyor. Oraya sıkışmış o. Evet evet. Orada duruyormuş ama hep bak. Görüyor musun? Allah hiç beni hiç bırakmamış. İstersen bak burada şey yaparım. Gamze deyim deva bulu. Ya da işte Gamze ön müzik döşeyim. Gamze derim. Gamze bir gülüverşi var mı? Var mı öyle bir şey? Var var. Bütün Gamzeli şarkıları üstüme alınıyorum. Haydi Gamzelim. Serdar Ortaç'a selam çakmayalım buradan. Haydi Gamzelim. Valla evet. Çok iyi başlayıp paspallığa doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Burada bak. Şey yaparız ya. Buradan keseriz diyorsun. Ya. Atma be boş ver. Neyse halimiz görelim. Bak bizim programımız, Erkan Can'la yaptığımız programın en çok sevilen, bize feedback olarak geri dönülen noktalarından bir tanesi oradaki samimiyet meselesi. Şimdi hakikaten montaj diye bir şey, sonuçta herkesin elinde değil mi montaj çektiklerini? Montajlarsın, istemediğin, olmadığını düşündüğün yerleri, hatalı olduğunu düşündüğün yerleri atarsın. Biz şimdi şöyle gittiğimiz yerlerde alelacele böyle bir yerle ilgili diyelim ki bir bilgi alıyoruz işte. İşte burası 1864 yılda yapılmış bilmem ne falan falan. Ha, öyle mi? Tamam peki hadi gir kaydettiler. Konuşuyoruz. İşte, tamam burası şimdi tabii ki Lizbon'dayız. 1864 yılında burası bilmem ne falan. Sonra kesinlikle diyorlar ki ya abicim 1964. Ne? 1864 mi dedim ben? Evet. Tamam aç kamerayı. Evet. Bizde şey var, geri vites diye bir bölüm var, tamam mı? Geri vites. Tabii aç abicim aç. Sevgili izleyiciler, biraz önce ben 1864'tüm. Ama külliyen yalan. Bak güzel güzel konuşurken birden sallamışım. O aslında şöyle, bizde hızdan dolayı oluyor. Ve kusura bakmayın. Geri vites hop böyle böyle. Bunları yapıyoruz ve bunlar çok karşılık buldu, çok sevildi. Yani o 1864'ü atıp da 1964 yapmaktansa 1864'te ne kadar kafan kadar sıçtığını söylemen daha güzel oluyor yani. Daha doğru ve daha samimi oluyor. Ama bunu biz samimiyet olsun diye de yapmadık inanın. Yani bu bir numara olsun. Bu da bunun bir trio olsun diye de yapmadık. Doğalından öyle geldi ve o doğalından çok karşılık buldu. Sahnede de seyirci mesela bir şeyi yanlış söylediğinde unuttun ya da böyle bir hata evet, oldu. Evet. Falan çok eğleniyor ya. Evet ben işte onun için popon yırtılırsa üstüne sen de yapacaksın. Evet ben de farkındayım. Benim başıma geldi. Birlikte gülelim buna. Ben de gülüyorum falan filan diyeceksin yani. Seyirciyle hep aynı yerde olacaksın. Bu mu? Bak, seyirciyle hep aynı yerde olacaksın. Seyirciye bastığında baştan sona hiç güvenmeyeceksin. Güvenmeyeceksin. Yok yok yok. Seyirci oyun bittikten sonra alkışladıktan sonra barışırsınız. Tabii. Barışırsınız o zaman ancak. Seyircinin sonuna kadar oyunun ona çok güvenmeyeceksin. Her an fikri değişebilir. Her an fikri yani. Değişebilir. Her şey yapabilir. Yapacak bunlar. Evet. Her şey yapabilirler. Koltuklar alemi başkadır çünkü anladın mı? Orada oturmuş. Ooo dört dönüm bostan. Ne güzel. Bunu ben de yaparım ya falan. Kafası olduğu için daha çok ağırlıklı olarak. Dolayısıyla onlara çok güvenmeyeceksin. Peki sence oyunculuk kolay bir şey mi? İş mi? Mesela bu, oynadığın en kolay rol hangisiydi? Öyle bir şey yapabilir misin? Hiç kolay bir rol yok. Yok. Kolaylık zorluk şeyle ilgili biliyorsun her zaman. Yani kolay soru zor soru. İşte bilmediğin soru zor sorudur yani. Hani bilmediğin alanlar zor alanlar. Çalışmadığın, üstüne o yoğunlaşmadığın, konsantre olmadığın yerler zor yerlerdir. Ama oyunculuğun hakikaten ilk 30-35 senesi zordur. Sonrası evet. Yani 30-35 senesi.
Ben mesela ben kafasını attım. Benim iyi. Evet, benim şimdi daha ince işlerim var. Daha ince işlerim var. Peki, biraz daha. Peki halen daha premiere çıkarken heyecanlanıyorsun ama değil mi? Tabii premiere çıkarken bir heyecan oluyor. Çünkü o işte bir şeyi ilk defa yapmanın, ilk defa seyirciyle karşı karşıya gelmenin üzerinde yarattığı bir şey oluyor. Peki premier kabusun var mı? Yani bir gece önce ya da o hafta gördüğün. Yok, hiç öyle şeylerim yok. Yok. Ya hiç mi olmadı mesleğin başındayken? Kabus şeklinde böyle karabasan gibi olmadı hayatımda. Ay öyle olacağım mesela... sahnede kalmışım falan, öyle şeylerim yok yani. Yok yok, hiç öyle şeylerim kendine yok. Kendine de ne kadar güveniyorsun. Saçma sapan bir şekilde, evet. Evet, güven ve özgüven olarak dolaşıyorum zaten. Bu isimler boşuna konmuyor şekerim, evet. Pervin, Aşık'ın gözyaşları. Aşık'ın gözyaşları, benim söylediğim kıraç, verimsiz toprak. Ne yapayım yani? Verimsiz toprak, buyur bakalım. Gülmekten konuşamıyorum. Ya güven önemli bir şey ama hakikaten özgüven meselesi çok önemli bir şey. Yani onun abartılmaması lazım ama eksikliği de bizim işlerimizde hiç işe gelmeyecek şey. Yani çok fena yapar insanı. Özgüven eksikliği. Konservatuara giren insan, yani öğrenciler mesela. Yani genelde böyle şey, hani o özgüveni tam olan insanlar seçiliyor. Onlar mı seçiliyor sence? Yoksa özgüvensiz olanlar da kazanabilir mi? Ya özgüvensiz olanların işi biraz daha zor ilerliyor. Çünkü kendileri onların en büyük engeli. Evet. Yani zaten öyledir. Ben her zaman da genç arkadaşlarıma da hep söylerim. Yani insanın kendine koyduğu şeyleri, blokajları başkası da belki koyamaz yani sana. Sen kendini çok tutuyorsun. Sen kendine çok engel oluyorsun. Burayı aşman lazım. Buralara biraz çalışman lazım. Sınava sen kendin mi çalışmıştın konservatuvara girerken? Yok. Ama ben tabii artık konservatuvara beni iki defa girdim. Almadılar. Üçüncüde girdim ben. Dolayısıyla benim konservatuvar sınav parçası repertuarım vardı artık yani. Çünkü böyle insanlara... Hangisiyle kazandın? İlk Kahvede Şenlik Var oynadım galiba. Garson oynadım. İşte jimnastikçi olduğum için Elamudu'nda girdim, şey oynadım, Arlecchino oynadım. Tabii o Arlecchino çok, çok şeydi, önemliydi. Çünkü Arlecchino, o bedensel, o şefler. Çünkü şeydir oyunculuk meselesi, artı meselesidir. Hep öyle bakılır. Yani herkes sahneye zaten yürüyerek giriyor ama birisi de Elamudu'nda giriyorsa, ha bir dakika dur, buna bir dikkatli bakayım dersin. Çünkü zaten o yürüyor da bir taraftan. Ha birisi hem Elamudu'nda yürüyor, geliyor, hem de bambaşka bir şey ayağında bir tabak çeviriyorsa, ona da ayrı bakarsın yani. Hep bir artı meselesi. O yüzden kendim biraz şu anda hiç gerekmese bile piyano çalışayım, biraz ses çalışayım diyorum. Şey yani mesela o konservatuara girdiğin yılları işte hatırlıyorsun işte o zaman. Yani böyle bir kariyer hayal etmiş miydin? Etmiştim. Gerçekten. Tabii daha okurken konservatuvarda şeydim, böyle olabildiğince bin bir surat olmanın peşine düşmelisin güven diye kendime telkin ediyordum. Hep yani her girdiği işte hep şaşırtan, zaten şaşırtmayı sevdiğim için de bu işi yapıyorum. Şaşırtmayı seviyorum çünkü. Belki bu kilo verme bu kadar istikrarın altında da o var. Evet. Yani nasıl şaşırtırım, şaşırtırım. Kendimi de şaşırttım bu arada. Bunu şimdiye kadar yapamamıştım çünkü. Yeltendiğim halde. Şaşırtmak güzel geliyor bana. Şaşırtmayı sevmek. Konservatuvardayken de hep böyle kafamda kerterizlediğim şey hep oydu böyle. İşte Robert De Niro ile ilgili böyle Bin Bir Surat diye bir makale okumuştum Amerikan gazetelerinden birinde. Dedim ki inşallah böyle olmayı beceririm hayatımda. Yani her girdiği şeyde güven mi lan bu falan desinler yani. O yüzden çok talk show'lara falan da gitmem. Çünkü bindiğin dalı kesersin çok. Yani güven kıraçı bu kadar tedavide tutarsan, bu kadar çok gezdirirsen kıçını o talk show, bu talk show, her seferinde güven kıraçı unutturman zorlaşır. Çünkü bizim işimiz de güven kıraçı unutturmak üzerine bir iş yapıyoruz. Oradaki Ali'ye, oradaki Ahmet'e, Mehmet'e inandırmak üzerine bir iş yapıyoruz. Kendimi de o kadar işini zorlaştırmak istemem de doğrusu. O yüzden ortalıkta çok görünmek istemeyiş sebebim bu. Şey, şimdi Robert De Niro falan dedin ya. Evet. Böyle Türkiye işte son yıllarda böyle bir Oscar aday adayı falan oluyor ama hani bir aday olamadık henüz. Biz de gittik Takva filmine, aday adayı dedik yani. Evet ama Los yani Angeles'ta. Bir gün olacak herhalde. Yani ben öyle bir film olursa onun içinde olabileceğini düşünüyorum. Ve Oscar konuştu. Hadi ya, bir Oscar, de bir Oscar konuşması yok lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Oscar konuşması falan dünyanın en saçması şeyler. Neden? Çünkü bak o kadar basit bir şey ki bu Pervin. Çok basit bir şey bu Oscar meselesi. Bizimle işleri olamaz onların. Çünkü neden? Şimdi bak Oscar meselesi çok teknik bir meseledir. Şimdi bunlar büyük bir endüstri olduğu için, yani sinema büyük bir endüstri olduğu için, yani bizde değil ama dünyada böyle olduğu için. Şimdi Türkçe konuşan yerlere film satmakla ne kadar enterese olursun yani, ne kadar bu dilin hakim olduğu bir coğrafya var. Ama Spanikler mesela dünyanın birinci dili oldular şu anda, ikinciydiler. İspanyolca şu anda birinci dili haline geldi. Dolayısıyla onların Antonio Banderas çıkarmak gibi, onların böyle Penelope Cruz çıkarmak gibi bir dertleri
kitleri var. Çünkü bir hero yapacak ve bütün kitleler onun arkasından sinemaya gidecekler. Bu kadar küçük ve basit bir denklem. Ama neden bir Türk oyuncu yapsınlar? Onun arkasından gidecek Türk kitlenin ne alakası var? Yani pastada bir payı yok ki. Bir yeri yok ki. Bu kadar teknik ve bizim dışımızda bir şey. Yani burada aşağılık kompleksine kapılacak en ufak bir şey yok. Yani bir gün biz de gideriz, yok orada yürürüz. Yani onlar, onlara gerek yok. Ben mesela oyunculuk hayatımda, meslek hayatımda çok yönendim. Altınay'ı aldık. Berlin Film Festivali'nde, Berlinale'de. O Competition'da çok önemli bir yarışmadır. Evet. Yani dünyadaki, yani Avrupa'daki diyeyim daha doğrusu, kıta Avrupa'sındaki en önemli 3 organizasyondan bir tanesi. Cannes, Berlin ve Venedik. Evet. Onlardan bir tanesinde Kırmızı Halı'nda yürüyüp ve Altınay'ı kaldırdık heykelciğini. O çok büyük bir onurdu benim için. Mesela that's it, it's okay. Benim için budur yani. Ve çok daha real. Çok daha real dedim tabii, o da çok çok zor ulaşılacak bir şey de, çok daha real ama yani çok daha karşılığı olan bir şey, çünkü Avrupa sineması öyle multikulti bir sinema, daha çok kültürlü bir sinema. Amerikan sineması öyle değil yani. Şimdi ayıp olmasın diye son 10 yıldır falan bir yabancı film Oscar'ı çıkardılar, işte eğiliyorlar yani, öyle bir durum var. Biraz zor o yüzden bizde Oscar maceraları. Evet yani. Politikli de gidiyor biraz. Öyle de gittiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ama yer. Ben mesela... Ama taş gibi İran filmleri var. Tabii onlara haksızlık etmeyelim. Yani Asghar Farhadi anasının ak sütü gibi helaldir yani. Yaptığı bütün işler Parazit çok geçen işler. Sene. Parazit hakeza öyle çok yüksek bir filmdir. Çok büyük bir filmdir. Yani bir gün gene öyle bu coğrafyadan da öyle bir film çıkar. O da gider alır yani. Orada bir beis yok. Ya böyle şey yani Oscar tabii bir şey olarak söyledim. Sembol. Yani sembol olarak söyledim de ben mesela mesleğe ilk başladığım yıllarda böyle Afife'ye işte ne bileyim ödül törenlerine gidip böyle şey yapıyordum yani daha küçükken. İşte orada ya bir oynadığım tiyatronun bir oyunu aday olmuş da gitmişim ya da işte oynadığım oyunun işte bilmem ne müzik dalında ya da işte bilmem ne neyse yani oyuncu olarak aday değilim. Ama gidip çok hayal kurmuştum işte. Ödül alıyormuşum. Çıkmışım. Ya ödüller tabii i̇şte büyük motivasyonlar. Konuşmamı içimden yapıyorum falan böyle. Büyük motivasyonlar tabii ki. Önemli motivasyonlar. Ya, ama bazı Türkiye için aldım söylüyorum. Aldım sonra yanlış anlaşılmışsın. Helal olsun sana. Türkiye için söylüyorum. Bazı ödül kurumlarının içinde boşaltıldığını da ne yazık ki üzülerek gördüğüm için. Dolayısıyla ödül kurumuna çok da o kadar... paye vermenin insanı çok yıpratacağını ama düşünüyorum. Ama seyircinin beğenisini yani almak gitsin. Almamak falan bunlar yani ne aldığın için başın göğe eriyor, ne aldığın için hayatında sonrasında bir şey değişiyor. Ay bu tamam ödüllü oyuncu diyorlar falan. Öyle bir sistem de öyle bir şey de yok. Sen yani. Başarılı olduğunu zaten Türkiye'de oyuncuları iki omuz başından tutup da sarsan sen ne yapıyorsun ya, sen bir önce yaptığın aynısını yapıyorsun diyen de yok. Anlatabiliyor muyum? Yani oyuncular cepten yemeye çok müsaittirler. Oyuncular cepten çok kolay yerler. Eğer sen uyanık bir rejisör değilsen... Bir de hele iyi oyuncuyu yönetmek daha zordur. İyi oyuncu seni çok kandırır. İyi oyuncu seni çok aldatır. Tabii, samimi söylüyorum. Vallahi. Daha uyanık olman lazım iyi oyuncuyla çalışıyorsan. Yani bu şey mi demek istiyorsun? O yine kendi bildiği yerden yapmayacak, gidecek. Evet, ya, aynen. Konfor alanından çıkmayacak. Evet, aynen ama öyle. Ama iyi bir yönetmen onu olduğu şeyi kendi düşünmen. İstediği yere getirmek durumunda. Yoksa o kendi istediğini sana kabul ettirir. Vay. Tabii. Yapıyor musun sen? İstemeden yapıyoruzdur belki. Hmm. Yapabiliyoruz. Ama ben hep o tarafımı açık tutmaya açık çalışıyorum. Tutuyorsun. Ben hep şey yapmaya çalışıyorum. Ve oyuncunun iki tane temel görevi olduğunu düşünüyorum. Ana görevi olduğunu düşünüyorum. Yazarı doğru anlamak bir kere. Yazarın ne anlatmak istediğini. Onu çok doğru kavramak. İkincisi de yönetmenin o yazılan metne nasıl yaklaştığını doğru anlamak. İki tane görevi var. Ve bu doğrultuda, bu yol haritasında ona bu iş yapılırken provalarda... Ona dair örnekleri sunabilmek. Bu iki tane temel görev bu. Bazen yazan yöneten aynı kişi olunca daha kolay oluyor. Ama iki temel görevin o. Kurulan o dünyaya senin anlayarak yaratıcı katkı koyman lazım. Orada bağırılır. Evet, evet. Peki şey ya bu dediğin şeyi yapabilen çok az oyuncu var bu arada. Şimdi sen söyleyince bunu düşündüm de. Oldu. Çünkü yani kendi inandığından vazgeçmeyen ya da işte hani bu. Yani bunu anladım ben. Hani kendi inandığına, kere, kendi yapmak istediğine odaklanan çok oyuncu var. Bir kere kendi yapmak istediğini oyuncuyla karşı karşıya geldiğinde unutan yönetmenler var. Ya o daha korkunç. Evet. O daha korkunç. Doğru. Tabii. İşte yani o zaman oradan çift taraflı bakmak lazım bu işlerin hepsine. Yani çok çok uyanık olmak lazım bir iş yaparken falan. Yönetmenler de şey yapıyorlar, tongaya düşüyorlar evet. Yani. Evet. Doğru söylüyorsun. Peki. Tongaya düşüyor. Yetiniyor mesela. Tamam bu kadarsa bu kadar olsun diyor. Yani o da ondan yetiniyor mesela. Bazen de.
Ha veya da bir aktör geliyor, bir aktris geliyor. Senin düşündüğünden daha fazlasını başka koyuyor. Daha fazla bir şey getiriyor. Ama ben çeşitli yönelimleri de olan yönetmenlerle çalıştım. Mesela Yavuz Turgul'la çalıştım. Gönül Yarısı filminde. Yavuz abiyle işte okuma provaları yapıyoruz. Tiyatro gibi bildiğin. Onda mesela motomot ister o. Çünkü der ki senden bir düşünsel katkı istemiyorum. Ben böyle düşündüm burada falan. Öyle bir şey istemiyorum. Zor değil mi bak, bu? Bak beni doğru anla diyor. Ben senden öyle bir şey istemiyorum. Sen öyle bir şey sakın yapma. Yapmaya da kalkma. Sen benim dediğimi doğru anla. Benim istediğimi bana ver. Sonra da ben onayladığım yerde onu kafana ya da bir yere not al. Senden çünkü sete gittiğimizde onu isteyeceğim ben. O antat kaldığımız oyunu, tonu, edayı, tavrı onu isteyeceğim ben. Sen ben bu sahneyi böyle düşündüm diye sakın bana gelme. Çünkü ben ziyadesiyle herkes için bunu çok düşündüm. Kez çok düşündüm. Çok iyi. Ben bu zor filmi... ama bunu yapmak. Zor. Yani zor. Kendinden sonuçta bir şey katmak istiyorsun illaki. İşte ama o katkının nasıl olacağını maestro'nun kararı. Aslında evet. Film onun filmi. Doğru. Doğru. Yani. Peki tiyatroda da bu olur mu sence? Yoksa sinema için mi geçerli? Tiyatroda da yönetmeni aslında dinlemelisin yani. Yönetmeni dinlemelisin. Yani bir sıkıntı var, bir sorun var. Bir anlaşmazlık varsa onunla oturup konuşmak zorundasınız. Yani ikna etmek durumundasın onu veya da o seni ya da ikna etmeli. Peki şey hani şimdi ödül kurumlarını eleştiriyoruz biraz. İşte çok da önemsememek gerekiyor. Ben de öyle düşünüyorum. Güzel bir motivasyon ama çok da oraya bağlı kalmamak gerekiyor. Ama sen nasıl anlıyorsun ki başarılı olduğunu? Evet yani ben bunu iyi yaptım. Bunu yaptım, başardım duygusuna nasıl kapılır? Ya onu insan inan oynarken ya da seyircinin gözünden zaman zaman onları hisseder. Yani yoksa o geri bildirimle mi hissediyorsun? O vibrasyonu alırsın. Ha? Geri bildirimle mi anlıyorsun? Ya geri bildirimlerle de anlıyorsun ama geri bildirimleri de şey dikkatli dinlemen lazım. O geri bildirimleri... Çok zor ya. Çok zor tabii canım. Herkesi yani. Herkesi dinlesek... Ya onun için ilk 30-35 yani. Senesi zor diyorum sana. Yani bir çok taraftan zorlu. Bir taraftan kendini tuğla örmekle geçiriyorsun zamanını. Yani bir şey establish ediyorsun, bir şey kuruyorsun, bir yapı kuruyorsun. Bir taraftan o yapıyı manage etmekle karşı karşıyasın. Yani onu yönetmekle, yani pazarlamakla da karşı karşıyasın. Öyle de bir durum var yani. İşin bir mutfak kısmı var. Mutfakta böyle çalıştığın kısmı var. Orası daha belki şey bir alan, pis bir alan. Her taraf dağınık falan. Bir de vitrin kısmı var falan. Bütün bunların içinde güzel dolanman lazım. Yani doğru dolanman lazım. Şimdi biraz sonra senden hani bir oyuncu koçu olmanı isteyeceğim ya. Hiç eğitmen olmayı düşündün mü? Bana böyle çeşitli zamanlarda çeşitli teklifler geldi. Konservatuar da dahil olmak üzere böyle oyunculukla ilgili ama ben bu işleri çok çok ciddiye aldığım için öyle bir formasyonum olmadığı için yalnızca bir oyuncu olduğum için bunu öğretmeye haiz olmayı apayrı bir yere koyduğum için ben bunları nazikçe hep reddettim. Çünkü ben yani ertesi gün benim dersim varsa şimdi oradaki talebeler benim ağzıma bakıyorlar. Ben hangi sırayla neden bahsetmeliyim? Neden öyle bir sırayla bahsetmeliyim falan? Bütün bunlara haiz değilim. Bunları bilmiyorum. Bu pedagojik formasyon lazım. Ben konservatuvardan mezun oldum. Londra'ya gittim. Sonra o sırada Amsterdam'da bir konservatuvar var. Theater School of Amsterdam diye. Meral Taygun vardı başında. Çok kıymetli bir hocadır. Kıymetli de bir aktristir. Orada drama teaching diye bir bölüm vardı. Konservatuvarda oyuncu yetiştirmek üzere yetiştiriliyorsun. Bizim Gürcü hocalar da öyleydi. İşte mesela bu çok kıymetli bir şey. Bunu ona educate etmek isterdim. Yani onu okusam hoş olurdu. Yani o zaman neyin hangi sırayla nasıl öğretmelisin, nasıl yaklaş. Çünkü çok biricik bir şey bu durum. Bu konservatuvar yani sanatçı öğretmenliği çok hassas biricik. Çok hassas bir şey. Biricik diyorum ya. Yani pervine ait olmalı. Herkesin kendine ait olmalı. Yani öyle bir şey. Yani herkese genel davranışta şey bir hata yapıyorsun. Birçok insan için okul tabii, yara. Yani tabii. Oyunculuğu bırakan tabii. Çok insan oldu. Yani, konservatuvar eğitiminden sonra. Bazı davranışlar, bazı sözler, bazı şeyler durumlar kiminin coşmasına sebep olurken kiminin içine kaçmasına da sebep olabiliyor. Dolayısıyla ben hep bunu korktuğum bir alan, girmediğim bir alan. Senin gibi düşünen insanlar tabii çok az ama sen nasıl oynadığını biliyorsun hadi ama değil mi? Bulmuyorum yani ben kendimde. Anladım. Öğretme konusunda öyle ama sen evet. Nasıl oynadığını biliyorsun. Yani bir şeyin var, yolun, yöntemin tabii, var değil mi? Tabii kendime göre var. Tabii. Hep benim değiştiriyor musun onu? Her role göre, her projelere göre değiştiriyorum ama daha çok hep şey yaparım. Yani her zaman önce bir yürüyüşünü bulmaya çalışırım. Evet. Çok önemli değil mi? Çünkü eğer onun yürüyüşünü, devinimini bulursam onun içinden doğru ses, doğru ton çıkacak diye inanırım.
acayip püf noktalar veriyorsun. İlhan'cığım bak senin tam da şey yaptığım gibi. Hani uyarmıştım ya. Çıkmıyorum değil mi oradan güzel? Yok yok çok güzel gidiyorsun aferin. Dinlerim söz dinlerim. O zaman hadi hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Sahneye. Hadi oynayalım tamam. Bugün ne çalışacağız şimdi? Benim sana söylediğim. Hazır mısın? Hazır mısın evladım? Çok sert misin? Yok be ya ne sertli Allah aşkına. Bilmiyorum, parçalar bakın, çok sert. Pedagojik eğitimin var mı? Ben değilim parçalar sert. Bugün Tennessee Williams Sırça Kümes çok güzel bir oyun. Can Yücel çevirisinde Sırça Hayvan Koleksiyonu. Sırça Hayvan Koleksiyonu. O isim de çok güzel. Ondan ben bir erkek tiradı çalışacağım bugün. Tom tam final tiradı oyunun sonunda Tom'un. Ama çok güzeldir. Yani oyun zaten Tennessee Williams'ın bütün oyunları çok çok beğendiğim oyunlardır. Çok sevdiğim oyunlardır. Orada da Tom evin oğlu bilmeyenler için kısa bir şey söylemiş olalım ki belki seyrettiklerinde daha anlamlı olur. Bir anne Amanda ve kocası onu terk etmiş. İki çocuğuyla kalmış. Biri Laura, biri Tom. Ve de kadının çenesine vurmuş. Sürekli konuşuyor, sürekli konuşuyor, sürekli söyleniyor. Keşke sürekli halinden, sürekli halinden o da olur, o da çok güzel. Halinden sürekli memnunsuz. Kızın küçük bir ayağında sıkıntısı var Laura'nın. Hafif böyle bir aksıyor ayağı, aksıyor. Tom da işte çok şair ruhlu. Aslında sıkışmış bir çocuk. Baba da gidince evin bakımı biraz ona kalmış gibi. Biraz da böyle sosyal olarak da, sınıf olarak da biraz üst tabakaya nasıl ait oluruz? Veya nasıl hani iyi bir izdivaç yapar çocukların? Nasıl buradan kurtulurlar falan gibi bir tarafı da var oyunun. Tom da işte son derece bu içine sıkıştığı hayattan kaçmak isteyen, yırtmak isteyen, babası gibi gitmek isteyen bir çocukken oyun içinde kaçıyor gidiyor ve oyunun sonunda finalde geliyor ve o bu tirat birazdan çalışacağımız tirat Tom'un oyunun sonundaki finalindeki tirat. Ama oradaki duygular o kadar evrensel ki bir kız çocuğu da bu duyguları dillendirebilirdi bu sözcüklerle. Bir oğlan çocuğu da yapabilirdi. Orada Tom oynuyordu ama önemli değil o. Evet. Hadi. Hadi. Buyurun. Hadi. Hadi. Buyurun.